Merhaba değerli arkadaşlar. Bir eleştiri tarihi programıyla daha yine birlikteyiz. Bu programımızda Tanzimat döneminde ikinci nesil eleştirmenler konusunu ele alacağız ve sizlerle Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci neslinde eleştiri türünün ortaya çıkışı, Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci nesil yazarlarının edebiyat eleştirisiyle ilgili çalışmaları ve Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci nesline ait yazarların eleştiri türündeki önemli yazıları hakkında bilgiler vereceğiz. Dilerseniz programımıza öncelikle Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nın ikinci neslinde eleştiri türünün ortaya çıkış süreci üzerinde durarak başlayalım. Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nın ikinci nesli bireyciliği, büyük ihtiras ve ızdırapları ön plana çıkararak eserlerinde daha çok estetik yaklaşımı öncelerler. Bu toplumdan bireye, sosyal faydadan estetik yaklaşıma geçiş, edebiyatın birçok alanını olduğu gibi eleştiri türünü de hatırı sayılır derecede etkilemiştir. Böylece edebiyatımızda sanat için sanat eğilimleri ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci neslinde eleştiri özetle işte böyle. Şimdi Dilerseniz gelin bu dönemde eser vermiş düşünürlerin eleştiri konusundaki düşünceleri üzerinde duralım. Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci nesil yazarlarını ve edebiyat eleştirisiyle ilgili çalışmalarını birlikte ele alabiliriz. Bu dönemde ilk olarak edebiyat eleştirisi bağlamında çalışmalar ortaya koyan Abdülhak Hamit Tarhan'dan söz edebiliriz adı daha çok şiir ve tiyatro türleriyle özdeşleşen Abdülhak Hamit, sanatçı kişiliğiyle ön plana çıkmıştır. Birçok yazısı arasında dört tanesi daha belirgin olarak kendini hissettirmektedir. Bu yazılar bir şairin hezeyanı, nakafi şiirleri, makber mukaddimesi ve duhteri hindunun hatime bölümüdür. Bunlardan bir şairin hezeyanı, Hamit'in şiir anlayışını açık olarak ortaya koyduğu ilk edebi metinlerdendir. Hamit, sanatın kaynağının tabiatta olduğu görüşünü savunur. Şiirlerindeki hatalarınsa kendisine ait olduğunu söyler. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nın bir diğer önemli eleştirmeni hiç kuşkusuz Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Ekrem, Batı retoriğine yönelmiş ilk edebiyat kuramcılarındandır. Ekrem bu dönemde Tanzimat dönemi edebiyatının estetiğini yapması, Muallim Naci ve arkadaşlarına karşı yeni edebiyatı ve zihniyeti savunması, Servet-i Fünun topluluğunun oluşumuna ciddi anlamda katkı sağlamasıyla ön plana çıkar. Eleştiri konusuyla ilgili düşüncelerini dört temel edebi metinde bir araya getirmiştir. Bu eserler Talime Edebiyat, Üçüncü Zemzeme Mukaddemesi ve Takdiri Elhan ve Takzirat'tır. Yazar en güzel eserlerin okunduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeye mecbur edenler olduğunu düşünmektedir. Yani fikir his, hayal ve zevk güzel bir eserin temel dayanaklarıdır. Bu dört unsura batı retoriğinde edebi nitelikler deniliyordu. Tanzimat döneminde hem eleştirileri hem de eleştiri türünde yazdığı kitaplarla dikkat çeken bir başka şahsiyet Muallim Naci'dir. Yazarın öne çıkan eleştirel yaklaşımlarını, dil ve ifadeyle ilgili eleştiriler, vezin ve kafiye hatalarına işaret eden eleştiriler, edebi sanatlar ve özellikle mübalağa ile ilgili eleştiriler ve mana, fikir ve hayalle ilgili eleştiriler olarak sıralamak mümkündür. Onun bu türde oluşturduğu eserler ve yazılarsa şu şekildedir. Gazetede yayınladığı metinlerden oluşan muallim, çeşitli konularda diğer düşünürlerle yapmış olduğu yazışmaları içeren ve muhaberat ve muhaverat mektuplarım ve intikat olmak üzere üç bölümden oluşan mektuplar, Mahmut Ekrem'in kendine yönelik olarak kaleme almış olduğu eleştirilere cevap niteliği taşıyan demdeme ve yazı yazma kurallarıyla edebiyat terimlerini ele alıp incelediği istilahatı edebiyye. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nda batıya açılan en önemli kapılardan biri Beşir Fuat'tır. Beşir Fuat, Tanzimat'tan sonraki eleştiri anlayışına yeni bir yön vermeye ve yeni edebiyatın batıdaki gerçekçi edebiyat karşısındaki durumunu belirlemeye çalışmıştır. Türk Edebiyatı'nda ilk defa realizm ve naturalizmden bahsetmiş ve bu akımlarla ilgili bilgiler aktarmıştır. Beşir Fuat, sanatkarın ilim adamı gibi gerçeğe objektif bir gözle bakmasını ister ve edebiyatın da topluma belli ölçülerde hizmet etmesi gerektiğini düşünür. Özetlemek gerekirse, Beşir Fuat'ın yapmak istediği şey Tanzimat devri şair ve yazarlarının büyük ölçüde romantizme dayanan edebi eğilimlerini eleştirmektir. Tanzimat döneminde yazdığı eleştiri yazılarıyla dikkat çeken ve bu programda ele alacağımız son kişi ise Mizancı Murat'tır. Mizancı Murat'a göre bir toplumun gelişmesinde eleştirinin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü geçmişten bugüne edebiyatımızın en büyük eksiklerinden biri eleştirinin olmamasıdır medeniyetlerin gelişmesinde, taklitten kurtulmasında, milli ve edebi değerlerin yaşatılmasında eleştiri çok mühim bir yere sahiptir. Bütün bu bilgiler ışığında Mizancı Murat'ın görüşlerini şu dört maddede bir araya getirebiliriz. Bir dilin gelişme safhaları en güzel şekilde tenkit eserlerinde görülebilir. Bir edebiyatın gelişmesi, zenginleşmesi ve güzelleşmesi ancak ciddi eleştiri faaliyetleriyle olabilir. Bizim ülkemizde eleştiri öteden beri yanlış anlaşılmakta, saldırıyla eleştiri birbirine karıştırılmakta ve adeta eş anlamlı sayılmaktadır. Avrupa'da ise eleştiri müstakil bir tür kabul edilmiş, Saint-Beuve ve Voltaire gibi büyük tenkitçiler sayesinde edebi seviye yükselmiştir. Mizancı Murat ayrıca Türk edebiyatında uygulamalı eleştirinin de ilk örneklerini veren insandır. Savunduğu ahlaki edebiyat adı verilen edebi eleştiri yöntemini Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre, Recaizade Mahmut Ekrem'in Vuslat ve Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eserlerinde uygulamıştır. Evet değerli arkadaşlar, Tanzimat döneminde ikinci nesil eleştirmenler başlıklı programımız burada sona eriyor. Bu programda sizlerle Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci neslinde eleştiri türünün ortaya çıkışı, Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci nesil yazarlarının edebiyat eleştirisi ile ilgili çalışmaları ve tanzimat dönemi edebiyatının ikinci nesline ait yazarların eleştiri türündeki önemli yazıları hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.